vermişler. Profesör Doktor Reha Yavuzer, plastik cerrahi uzmanı. Çok memnun olduk Reha Bey. İçeride de konuşmanızı dinledik. Şimdi sizden biraz da genel hatlarıyla bilgi almak istiyoruz. Güzellik ve yaşlanma aslında hepimizin çok önem verdiği, gerçekten sürekli peşini kovaladığımız bir şey. Eskiden güzelliği gene kovalıyorduk ama bilimsel bir pencereden değil. Artık günümüzde gerçek anlamda güzelliğin şifrelerini adeta çözmüş vaziyetteyiz. Yüzün hangi bölgelerinden yaşlanıyoruz, nereden hacim kaybediyoruz, neler yapmalıyız bunları biliyoruz ve çok daha bilinçli bir şekilde işlemler yapabiliyoruz. Böylelikle ana hedef herkesi olabilecek kendisine ait en iyi halinde tutmak ve bu süreyi olabildiğince uzun tutabilmek. Neden? Çünkü yaş ortalamamız artıyor. Giderek daha uzun yaşıyoruz. İçimizde çok ciddi bir enerji var ve bu enerjinin dışımıza da yansımasını istiyoruz. Peki Reha Bey, az önce ben cilt tipimi ölçtürdüm. Onu yorumlayabilir miyiz sizle beraber? Elbette, tabii ki. Ben normalden bir yaş daha küçük çıktım ilginç bir şekilde. Çok iyi bakıyormuşum cildime. Ben de şaşkınım açıkçası. Tabii ki şöyle, aslında cilt tipleri ve deri analizleri gerçekten çok önemli. Bu hem güncel durumunuz hakkında bize bir fikir veriyor, hem de ileriye yönelik nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl tedbirler almamız lazım, o konuda da bir fikir sahibi oluyoruz. Hastalarımızın veya danışanlarımızın zaten neler yapmaları gerektiğini ve nasıl bir takvimle yapmaları gerektiğini buna göre karar veriyoruz. Sonra da yapılan işlemlerin başarısını da gene bununla takip ediyoruz. Şanslısınız, bir yaş avantajlısınız ama her zaman böyle kalmayacak. Evet. Tedbir almakta fayda var. Peki hangi yaş aralığında sizce bu yaşı kapatabilirim? Çok güzel ve yerinde bir soru ama bu kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor. Baktığımız zaman artık biliyoruz ki o nedenle bir takım bakım faaliyetlerine 20'li yaşların sonunda başlamak, onarım faaliyetlerine de 30'lu yaşlarla birlikte devam etmek gerekiyor. Yani sadece işlem değil, onunla birlikte iyi bakım da yapmak gerekiyor aslında, değil mi? Çok doğru. Bunu şöyle örnek vereyim. Diyelim evinizde salonun tavanı akıyor. Evet. Salonun tavanı akmaya başladığı zaman aslında çok geç. Çünkü zaten bir yerde su kaçağı var. Doğru. Ve aylar içerisinde o su kaçağı sizin duvarınızda bir akma olarak kendini gösteriyor. Yaşlanma süreci de aynen böyle. Bir yerlerde doku kaybetmeye başlıyoruz. Kemikler inceliyor, kas yavaş yavaş inceliyor, yağ dokusunda yer çekimiyle aşağıya doğru bir yer değiştirmeye başlıyor. Ve günün birinde bu karşımıza yaşlanmanın bulguları olarak ortaya çıkıyor. İşte bu nokta aslında biraz geç. Evet. Yani önceden önlem almak çok çok önemli bu anlamda. Çok doğru. Gene basit bir örnek. Yani dişiniz çürüdü, dişlerinizi fırçalamaya başladınız. Özür dilerim, artık çok geç. Çok daha önceden yapmak borun pasarı lazım. Diyebilir miyiz? Çok kabaca evet. Şimdi burada ben normalde 24 yaşındayım ve cilt yaşım 23 çıktı. Bu değerleri ben kendimce yorumlamaya çalıştım ama tabii ki sizin kadar yorumlayamam. Biraz böyle kabataslak üstünden aktarabilirsek süper olur. Elbette. 20'li yaşlar bizim için aslında fiziksel olarak en iyi olduğumuz yaşlar. Bunun tadını çıkarıyorsunuz. Baktığımız zaman leke skorlarınız çok iyi. Bu bana şunu gösteriyor. Bir, lekeye yatkınlık açısından genetik olarak şanslısınız. İki, 24 yaşa kadar çok fazla güneşe maruz kalmamışsınız. Bu şekilde devam. Yani solaryumdan kaçın. Güneşleneceğiniz zaman mutlaka doğru güneş koruyucular kullanın. Yani öyle bronzlaşacağım diye bir şey sürmeden, cilde korumadan onu güneşe çıkmak, temas etmek yok. Gene iyi skorlarınızdan biri gözenekler. Yüzey gözenekleriniz oldukça az. Bu da yaşınız için çok iyi ve çok uygun. Bu da çok önemli bir avantaj. Gözenekleriniz eğer fazla olsaydı bir takım tedaviler önerecektik. Ama gerek yok. Gene bir başka güzel taraf. Porfirin dediğimiz yüzey temizliğiniz. Yani siz cildinizi doğru ve düzgün temizliyorsunuz. Benim işte en şaşırdığım şey bu hocam. Bu da güzel. Peki her şey güzel mi? Hayır değil. Evet, geldik kötü kısımlara geldik. İki tane sıkıntınız var, temel sıkıntınız var. Bunlardan bir tanesi kırışıklıklarınız. Göz çevresinde yaşınıza oranla daha fazla kırışıklığınız var. Bunu evet fark ediyordum ben de. Muhtemelen bunun temel nedeni mesleğiniz gereği belki yapılan makyajlar veya yorgunluk veya yoğun ışık altında çalışıyor olmak. Evet.
henüz bu kırışıklıklar rahatsız eder düzeyde değil. Bu yüzden deri yaşınız aslında daha iyi. Ancak bu göz çevrenize odaklanıp burayı korumaya başlamamız gerektiğinin bir göstergesi. İkinci baktığım hadise ise yüzey düzgünlüğü. Gene dijital değerlendirme ile yüzey düzgünlüğünüzün çok iyi olmadığını görüyoruz. Evet, alarm vermiyor. Ancak bu da gene yüzey düzgünlüğü açısından acaba deri kalitesini artırıcı bir takım uygulamalar yapabilir miyiz sorusu. Yüzey düzgünlüğü nedir? Yani derimizde bir zemin olarak düşünecek olursak bu zemin üzerindeki girinti ve çıkıntılar bizim yüzey düzgünlüğümüzü belirliyor. Ne kadar pürüzsüz, ne kadar bebeksi bir cildimiz varsa yüzey düzgünlüğü o kadar fazla. Bana çözüm önerileriniz nedir peki? Aslında öncelikle tabii yaşam kalitesini arttırıcı bir takım sağlık önerileri en önemli şey. Olabildiğince stresten uzak olmak, olabildiğince düzgün uyku, en az günde 2,5 litrelik su tüketimi, doğru bir beslenme. Bunlar aslında cildiniz için sağlık açısından yapabileceğiniz en önemli parametreler. Sigara tüketiminden uzak kalmak ve alkol tüketiminden olabildiğince uzak kalmak bunların önemli paydaşları. Bunlar tabii sizin yaşam stilinizle ilgili yapacağınız şeyler. Tıbbi uygulamalara geldiğimiz zaman profesyonel cilt temizlikleri, profesyonel cilt bakımları hayatımızın içerisinde özellikle makyaj yapan kadınlar için çok önemli. Belli aralıklarla cildin profesyonel temizlenmesi şart. Bu yüzey düzgünlüğünüz açısından, gözenekler açısından ve yüzey temizliği açısından yapmanız gerekenler. Bunun bir basamak ötesine gittiğimiz zaman deri altının yeteri kadar nemli ve beslenmiş halde kalmasını istiyoruz. Bu noktada yapılabilecek nem enjeksiyonu, vitamin enjeksiyonu gibi biraz daha tıbbi işlemler karşımıza çıkıyor. Bunun ötesine geçtiğimiz zaman da göz çevresi için, ki sizde alarm veren yerlerden biri o, toksin, nörotoksin dediğimiz, botulinum toksin dediğimiz bir takım tedaviler şart. Henüz dolgularla ilgili bir işleme ihtiyacınız yok. Henüz belki enerji bazlı cihazlar dediğimiz, halkın daha çok lazerler olarak bildiği işlemlere henüz ihtiyacınız yok. Zaten çok gençsiniz. Ama olacaktır illaki. Ama bunlar yakın zamanda düşünmemiz gereken şeyler olabilecek. Burada genel önerimiz şu oluyor. Aynen vücudumuza check-up yaptırır gibi güzelliğimize periyodik olarak dijital analiz yöntemleriyle check-up yaptırmak ve buna bağlı olarak da kişiye özel tedavi ve koruma planları çıkarmak lazım. 20'li yaşlarda bunun ihtiyacı çok daha az. 30'larla birlikte bu daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederiz bize bilgi verdiğiniz için. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet, şimdi de yanımızda bir başka hanımefendi var. Merhabalar. Merhabalar efendim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Semiha Afyonlukaya ben. Klinik psikoloğum. Allergan'la da çeşitli organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Kadının daha çok işte medikal anlamda yaptığı işlemleri, hani psikolojik boyutunu, ne şekilde ihtiyaçları var, hani psikolojik ihtiyaçları ne şekilde karşılıyor. Biraz bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. O yüzden burada aslında gerçekten Mauricio'nun da belirttiği birçok şey aslında kadın psikolojisiyle alakalıydı. Hep o beklenti dedi, yani beklenti yaratmak, hani kendinden ne bekliyorsun, nasıl hissediyorsun ya da işte ileride iyi gözüküp gözükmeyeceğine dair emin misin? Bunların hepsi aslında psikolojiyle çok ilintili şeyler. Dolayısıyla biz sürekli olarak bir görüntüye maruz kalıyoruz. Yani mesela takip ettiğimiz kişilerin, Hollywood yıldızlarının vesaire görüntülere maruz kalıyoruz yazılı basında, sosyal medyada. Dolayısıyla beynimizde bir takım kodlar oluşuyor bununla alakalı. Güzellik böyle olur diye. Dolayısıyla onun dışındaki herhangi bir görüntü kabul edilemez hale geliyor. İnsanların da böylelikle bir takım güzellik ihtiyaçları doğuyor. Çünkü onun gibi olmak, ona benzemek. Bunun üzerine de bu gibi medikal işlemlere başvuruluyor. Ama buradaki en önemli şey tabii ki kişinin farkındalık içerisinde olması, içgörü içerisinde olması. Bu da psikolojik sağlıkla ilintili bir şey. Kişi farkındalık içinde olduğunda ve içgörüsü olduğunda tabii ki bu işlemleri böyle daha geç gözükmek, sıfır kırışıklık gözükmek için değil, kendisinin en iyi versiyonu olmak için yapıyor. Önemli olan da bu sağlığı muhafaza etmek ve kadınların daha iyi, kendini daha iyi hissetmesini sağlamak. Yani aslında bir şeye ya da bir kalıba sığmaktansa daha iyi hissetmeleri bu anlamda çok daha önemli ve göz önünde bulundurması gereken. Ya bu sağlıklı olan yöntem. Tabii ki de diğer gibi hani o fotoğraf gösterme mevzusu var.
Ama bence bu farkındalıkla alakalı çalışmalar çok daha fazla yapıldıkça, kişiler psikolojik ihtiyaçlarını daha iyi yönlendirdikçe artık işte o resim gösterme aslında o yüzden ortadan kalktı. Kişiler kendi ihtiyaçlarını daha ön planda tutuyorlar. Kendine en iyi versiyonu olmak ve en iyi hissetmek için bunu yapıyorlar. Birine benzemek için yapmak çünkü kişinin kendiliğin bir farkındalığıyla çok örtüşmüyor. Evet. Çok teşekkür ederiz sizden de aldığımız değerli bilgiler için. Evet. Şimdi de merhabalar. Arkın Çelik. Evet. Kendisini az önce de dinledik. Biraz dinleme şansı bulduk. Şimdi sizden minik tüyolar alalım kendisinden de. Merhaba öncelikle. Merhabalar. İfade tasarımının ne olduğu ile ilgili çok basit bir özet yapayım. Oradan hemen tüyolara geçelim. Tabii ki. Zatenden öncesi, yaniden sonrası. Evet. Yani. bunu bir kenara yazdık. Evet. Biraz da açalım bunu. İfade sizin için çoğu zaman sadece yüz ifadeniz olabilir, sesle söylediğiniz şeyi nasıl anlattığınız olabilir ya da el yazınız bile bir ifadedir aslında. Bütün sanat dalları var olan bir şeyin dışarıya aktarılması sırasında kullandığımız yöntemlerin tamamı bir ifadedir. Ve ifadeyi biz yanlış okuyoruz. İfade var olan hal demek ve biz bu var olan hali dışarıya aktarırken zatımızla, şahsımızla, içeride var olanla dışarıya çıkabilirsek ancak doğru ifadeyi kullanabiliriz. Yani yalan söylerken de içeride neyi aktarmak istiyorsak önce onu tasarlamamız gerekiyor. Yani yanlış tasarlanmış bir yalan sonradan rahatlıkla yakalanıyor. Peki bize vermek istediğiniz tiyolar böyle kalem kalem başlık başlık söylersek? Eğer bir şeyi düşünüyorsanız öncelikle kendi kendinize neden bunu düşündüğünüzü sorgulayın. Sonra neden düşündüğünüz şeyin ne olduğuna geçin. Nedenden sonra ne ikinci soru. Ve bununla kim olduğunuzu, var olduğunuz halin ne olduğunu ve nasıl hissettiğinizi, dışarıya aktardığınız kimliğinizi bulun ve nasıl olduğunu gördükten sonra birkaç milyon kere daha tekrarlayın. Evet, gerçekten inanılmaz vurucu bir tüyo oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özetini alalım. Sen ne anladın? Evet. Yani'den sonrası. Evet, şimdi bütün tüyoları sizler için toparladık. Şurada hemen bana ayrılmış poşetimi de alıyorum etkinlik alanında. Bütün tüyoları topladık sizler için. Etkinlik alanındaki tüm yapılabilecek işlemleri yaptık. Mesik Kılıç'ın standına uğradık. Sinya'da kendi cilt tipimizi ve cilt yaşımızı öğrendik. Arkın Bey'le konuştuk. Değerli profesörümüzden tüyoları aldık sizler için. Ve ben artık gidiyorum. Biraz da parti benim için başlasın. Görüşmek üzere.